Yaray Türk'te Pano'ya hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Ben Irmak Hekimoğlu. Bu haftada haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerini sizlerle paylaşacağız. Önce Çin'den bir haberimiz var, onunla başlayalım. Daha Güzel Günler Oscar için yarışacak. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak olan akademi ödüllerinin adayları 15 Mart'ta açıklandı. Sonuçlarsa 25 Nisan'da törenle açıklanacak. Çinli gençlik konulu drama filmi Daha Güzel Günler Oscar olarak da bilinen 93. akademi ödüllerinde en iyi uluslararası film adayları listesinde yer aldı. Şimdiye kadar Judo, Kırmızı Fenerler, Elveda Cariyem, Banket, Adam, Kadın, Yemek, Kaplan ve Ejderha ve Hiro olmak üzere toplam 7 Çince film Oscar'ın en iyi yabancı film kategorisinde aday gösterilmişti. Sonunda sadece Hong Konglu yönetmen An Lee'nin Kaplan ve Ejderha filmi bu ödülü kazandı. Daha Güzel Günler, Another Round, Quo Vadis, Aida ve The Man Who Sold His Skin filmleri ile yarışacak. Genç Hong Konglu yönetmen Derek Ta San'ın yönettiği filmde ünlü kadın oyuncu Zhou Dongyu ve pop idolü Yi Yan Qianxi başrolde yer alıyor. Filmin çekimlerinin çoğu Çin'in Chongqing kentinde yapılmış. Film Çin'deki açılış hafta sonunda ise 80 milyon dolardan fazla hasılat yaptı ve yalnızca 15 günde 1,29 milyar yuan yani yaklaşık 184 milyon Amerikan doları gelir elde etmiş. Popüler bir internet romanından uyarlanmış bu film, iki gencin kaderinin Gaokao olarak adlandırılan Çin'deki üniversiteye giriş sınavı öncesinde beklenmedik bir şekilde değişmesini anlatıyor. 25 Ekim 2019'da gösterime giren Daha Güzel Günler toplam 1 milyar 558 milyon yuan gişe geliri elde etti. Bu film daha önce de Çin sinemasındaki Altın Horoz Ödülleri, Asya Film Ödülleri ve Hong Kong Altın İmaj Ödülleri dahil birkaç profesyonel ödülü toplamış. Oscar son derece temsili bir ödül. Her yıl ödüllendirilebilen filmler aslında belirli bir uluslararası eğilimi de temsil ediyor ve uluslararası güncel olayları yansıtıyor. Bir zamanlar Irak Savaşı haberleri tüm dünyaya yayılırken Hollywood'un belli bir savaş karşıtı eğilimi olduğu için adaylar listesine alınmış bir sürü film savaş karşıtıydı ve barışla ilgiliydi. Daha sonra Oscar Çin kültürüne çok ilgi duydu ve bu yüzden An Lee'nin Kaplan ve Ejderha birçok filmi mağlup ederek sayısız yönetmenin hayalini kurduğu Oscar'ı kazandı. Hollywood geçen yıl politik doğruculuğa önem vermeye başladı ve alt tabakadaki insanlara dikkat etmeye başladı. Bu yüzden de Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun Parazit en iyi uluslararası film Oscar'ını kazandı. Daha Güzel Günler filmi Oscar için yarışacak haberini sunduk. Sıradaki haberimiz neymiş? Hemen ona bakalım. Bizden bir haber var. Ezel Akay'ın Osman 8 filminin çekimleri devam ediyor. Yönetmen koltuğuna Ezel Akay'ın oturdu. Senaryosunu oyuncu Kemal Uçar'ın kaleme aldı. Osman 8 filminin çekimleri Kadıköy'de devam ediyor. Türkiye'nin yanı sıra uluslararası sinemalarda gösterime girmesi planlanan filmin yapım tasarımını ise İlban Ertem gerçekleştiriyor. Yönetmen Akay filme ilişkin yaptığı açıklamada çekimlerin iyi bir şekilde devam ettiğini belirtti. Genel sanat yönetmenimiz ve yapım tasarımcımızın sayesinde çok güzel bir mekan elde ettik. Filmin çok ilginç bir atmosferi var, başka bir zamanda ve boyutta geçiyor dedi. Sinema severleri fantastik, eğlenceli ve romantik bir filmin beklediğini dile getirdi Akay. Aynı zamanda filmi bir yıl önce çekmeye karar verdiklerini ancak Covid salgını nedeniyle ertelediklerini, filmin Ekim ya da Kasım ayında da vizyona girebileceğini söylemiş. Sıradaki haberimize bakalım. Sıradaki haberimiz Eurovision'la ilgili ve Eurovision'da seyirci kararı. Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek olan 65. Eurovision şarkı yarışması seyircili olarak yapılacak. Yarışma sırasında seyircili kitlesel etkinliklerde koronavirüs bulaş testi de gerçekleştirilecek. 6 prova, 2 yarı final ve final yarışması olmak üzere 9 gösterinin tamamına da yaklaşık 3500 seyirci alınacak. Seyirciler negatif test sonucunu göstermeleri koşuluyla salona alınacak. Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu Yeşilçam dizisinin ilk bölümü 22 Nisan'da yayınlanacakmış. Evet, tanıtımları döndüğünden beri herkes merakla bekliyor Yeşilçam dizisini. 22 Nisan'da Blue TV'de izleyicileriyle buluşacakmış. Türk sinemasının 1960'lı yıllarını ele alan dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'e canlandırdığı dizinin fragmanı müzikleriyle de dikkat çekti. Fragmanda Semih Ateş'e
Yeşil'in çekmek istediği filmden Yeşilçam dünyasının kurallarına, o dünyada kendini var etmek isteyenlerin hayallerine ve hayal kırıklıklarına kadar birçok kesit yer alıyor. İzleyenlerin o döneme dair anılarını yeniden hatırlayacağı dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy'un yanı sıra Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş da bulunuyor. Senaryosunu Levent Cantek ve Volkan Sümbül'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağınırmak oturuyor. Sunset filmi imzalı Yeşilçam dizisinin yapımcılığını ise Sibel Tuna üstleniyor. Yeşilçam adlı dizinin ilk bölümü tekrar edelim. 22 Nisan'da Blue TV'de yayınlanacak. Sıradaki haberimiz bu haftanın en çok konuşulan haberiydi belki de. Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da açık artırmada 350 bin sterline satıldı. Bu fiyat üzerine müzayede evinin payı da eklenecek tabii. Portreyi telefondan açık artırmaya katılan bir kişi aldı. Alıcının kimliği ise açıklanmadı. Portrenin 80-120 bin sterlin arasında bir fiyata satılması öngörülüyordu. Müzayede de Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan'ın da 17. yüzyılda yapılmış bir portresi de beklentinin çok üzerinde bir fiyat ulaştı ve 60 bin sterline satıldı. 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen portrenin 16. yüzyılda İtalyan ressam Cristofano del Altissimo tarafından yapıldığı belirtiliyor. Ve Türkiye'nin ilk milli kütüphanesi dijital çağa ayak uyduracak haberimiz var sırada. Türkiye'nin devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi Beyazıt Devlet Kütüphanesi Sultan II. Abdülhamit'in direktifleriyle 24 Haziran 1884 tarihinde Beyazıt Külliyesi'nin imaret kısmında hizmete açıldı. Açıldığında Kütüphane-i Umumi Osmani olan adı 1961 yılında toplanan 7. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararla Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak değiştirdi. Raflarına yerleştirilen bir takım Naima tarihiyle hizmete açılan kütüphane, daha sonra Beyazıt Camisi'nden getirilen, etraftan toplanan, satın alınan ve bağış yoluyla gelen kitaplarla kısa bir sürede doldu. 1934 yılında Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle çıkartılan basma yazı ve resimleri derleme kanunu gereğince Türkiye'de basılan her türlü yayından bir tanesi kütüphaneye verildiğinden yer sıkıntısı başladı. Bu nedenle de 1948 ve 1953 yıllarında imaretin diğer bölümleri de kütüphaneye dahil edildi. Koleksiyonun hızla zenginleşmesi ve okuyucu sayısının da artmasıyla hizmet alanlarının genişletilmesine ihtiyaç duyuldu. Bu nedenle bitişikte bulunan 1867-1876 yılları arasında yapılmış eski dişçilik okulu binası da kütüphanenin o zamanki müdürü Muzaffer Gökman'ın çabalarıyla kütüphaneye tahsis edildi. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, ilk cilt atölyesi, ilk tam donanımlı çocuk kütüphanesi, ilk modern kataloglama çalışmalarıyla da kütüphanecilik alanında Türkiye'nin pek çok ilklerine imza attı deniyor haberde. Art Ankara'da Picasso'nun eseri 34 bin Euro'dan satışa sunuldu. Art Ankara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 6 ülkeden 107 galeri ve 1000'e yakın sanatçının resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyor. İstanbul'un önde gelen sanat galerilerinden Galeri Selvin tarafından sergilenen Pablo Picasso'nun Kağıt Üzerine Çini eseri de satışa sunuldu. Galeri Selvin'in sahibi ve küratörü Selvin Cuhruk Gafuroğlu 40'ın üzerinde eserle fuara katıldığını belirtti ve en önemli eserlerinden Picasso'nun ilk günden de ilgi topladığını söyledi. Gafuroğlu, Picasso'nun bu eserinin 1930'lu yıllarda yaptığı çalışmalardan biri olduğu düşünülüyor. Picasso genelde resimlerini yapmadan önce eskiz çalışmaları yaparmış. Bu resim de bir eskiz çalışması, Çini mürekkebiyle yapılmış. Avignonlu kızlarla ilgili 900 eser yaptığı biliniyor. Ressamın model olan kızları resmettiği bir eserin eskizlerinden birisi. Bu eseri önemli bir koleksiyonerden İstanbul'dan aldım demiş. İstanbul'da Nişantaşı ve Arnavutköy'de iki sanat galerisi olduğunu belirten Gafuroğlu, salgın döneminde tüm tedbirleri alarak sergi açmaya devam ettiğini ve ilerleyen bir ülke olarak sanatta geri kalmamak için de yılmadan çalıştığını sözlerine eklemiş. Sıradaki haberimize bakalım. Türk sinemasının ilk yönetmeni Fuat Uzkınay. İlk Türk sinemacı, yapımcı ve yönetmen Fuat Uzkınay'ın vefatının üzerinden 65 yıl geçti. Uzkınay 1888'de Üsküdar'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Fizik Kimya bölümünden mezun olan Uzkınay, öğrencilik yıllarında İstanbul Erkek Lisesi'nde dahiliye memurluğu yaptı. Türkiye'de sinemaya olan ilginin artmasıyla da Uzkınay'ın dikkatini çeken
sinema sanatı, onun dahiliye müdürlüğü yaptığı okulda öğrencilere sinemayı tanıtan ve öğreten dersler vermesini sağladı. Uskınay kamera kullanımını Sigmund Weinberg'den öğrenerek 1914'te ise Seden Kardeşler'le Milli Sinema adı verilen Sirkeci'deki Ali Efendi Sineması'nın işletmeciliğine başladı. Birinci Dünya Savaşı ile orduya katıldı Uskınay. 14 Kasım 1914'te Rus işgalinin sembollerinden kabul edilen Yeşilköy'deki Rusların yaptığı abidenin yıkılışını kameraya alması için ordu tarafından görevlendirildi. Uskınay 14 Kasım 1914'te Cumartesi günü Ayastefonos'taki Rus abidesinin yıkılışını 150 metrelik filme çekerek Türk sinemasında ilk kez film çeken kişi oldu. Bu filmle Türk sinemasının doğum yıl dönümü olarak kutlanmaya başladı. Türk sinemasının ilk konulu filmini de tek başına tamamladı. Dönemin Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın emriyle kurulan Merkez Ordu Sinema Dairesi'nde Weinberg'in yardımcılığına atandı Uskınay. Anafartalar Muharebesi'nde itilaf ordularının püskürtülmesi, Harbiye Nazırı'nın kıta teftişi, Çanakkale Muharebeleri, Vondergolt Paşa'nın cenaze merasimi gibi pek çok belge ve haber filmi çekti. Uskınay 1916'nın sonlarında Sigmund Weinberg'le uzun metraj bir sinema filmi yönetmeye başladı. Leblebici Horhor oyunundan sinemaya aktarılmaya çalışılan aynı isimli yapım başrol oyuncularından birinin ölmesi nedeniyle yarım kaldı. Benliyan topluluğunun bir başka oyunu Himmet Ağa'nın izdivacını kameraya almaya çalıştı yönetmen. Filmi çektiği dönemde oyuncuların askere çağrılması nedeniyle çekimlere ara verse de savaştan sonra Türk sinemasının ilk konulu filmini tek başına tamamladı. MOST ve Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin sinema çalışmalarıyla araçlarının Malul Gaziler Cemiyeti'ne devredilmesinin ardından Uskınay, cemiyetin sinema çalışmalarının başına getirildi. Bu dönemde çekilmeye başlayan uzun metrajlı filmlerde görüntü yönetmenliğini yaptı Uskınay. İşgal yıllarında yapılan protesto gösterilerini kameraya aldı. Malul Gaziler Cemiyeti'nin sinemayla ilgili arşivinin devredildiği Ordu Fotofilm Merkezi'nin başına geçen Uskınay, 1953'e kadar da bu kurumda çalıştı. Yönetmen emekli olduktan 3 yıl sonra 29 Mart 1956'da İstanbul'un Göztepe semtinde 68 yaşındayken hayata veda etti. Ankara'da bulunan Kara Kuvvetleri Fotofilm Merkezi'nin bir stüdyosuna hizmetlerinden dolayı da Uskınay'ın adı verildi. Ve son haberimiz var sırada değerli dinleyiciler. Eskişehir Şehir Tiyatroları 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaştı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının 20 yılda 150'den fazla farklı oyun, 5000'den fazla temsille 1 milyon 500 binden fazla seyirciye ulaştığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şehir tiyatrolarının hazırladığı 4 bölümden oluşan Bitmez Bu Oyunlar belgeselinin YouTube'da paylaşıldığı belirtildi. Şehir tiyatrolarının 20 yıllık tarihinde 150'den fazla farklı oyun, 5000'den fazla temsille 1 milyon 500 bin aşkın seyirciye ulaştığı ifade edilen açıklamada da şu görüşlere yer verildi. Şehir tiyatroları 20 yıllık süreci belgesel haline getirdiği 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Büyükşehir Belediyesi'nin ve şehir tiyatrolarının YouTube hesaplarında yayınlanan belgesel sanatseverlerden de büyük ilgi gördü. Eskişehir'de tiyatronun dününü ve bugününü sanatçıların ağzından sanatseverlere aktaran belgeselde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de yer alıyor. Açıklamada değerlendirilmesine de yer verilmiş Büyükerşen'in insanların birlikte güldüğü, birlikte ağladığı ve birlikte düşündüğü tiyatro salonlarının Türkiye'de dolup taşması, tiyatro sanatının ve sanatçılarının hak ettiği değeri görmesini umut ettiğini bildirmiş. Büyükerşen, 20 yıldır Eskişehir'deki vatandaşlara tiyatro sanatını sevdiren birbirinden güzel ve düşündürücü oyunlarıyla her yıl on binlerce seyirciye karşı sahne alan şehir tiyatroları ekibine teşekkür etmiş. Değerli dinleyiciler, bu haftalık da panonun sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.